Hepinize yeni bir videodan selamun aleyküm dostlar. Bugün ne mi yapacağız? Bugün işe giderken yılın son videosunu çekeceğiz. Sizlere söz vermiş olduğum bir video vardı hatırlarsanız. Sizden gelen soruları cevaplayacağım artık. En çok sorulan soruları vesaire falan filan demiştim. Şimdi o soruları cevaplaya sohbet ede ede sabah sabah yılın en iyi yılın en son videosunu atacağım. Akşam nasıl hazırlayacağım, ne yapacağım bilmiyorum ama inşallah bu yıl atabilirim. Haydi, orada da kırmızı ışık yandı. Şimdi dostlar, çok gelen sorulardan bir tanesi şu stand demiri. Bu stand demirini nereden alıyorsun diye sormuşlar. Bu stand demirini Antalya'da Baba Rahmi, Baba Torna diye bir tornacı var. Orada yapıyorlar. Biraz maliyetli bir şey. Hani Instagram adresini vesaire altta bırakacağım. Oradan gidip siz de iletişime geçebilirsiniz. Adımı verirseniz biraz da indirim alabilirsiniz. Bugün niye yol boş? Şurada geçsek, neyse boşver. Şimdi ikinci gelen sorulardan bir tanesi, motorunu tekrar değiştirmiş olsan, daha iyi bir motor almış olsan ne alırdın diye sormuşlar. 07'yi zaten yeni aldım, isteyerek aldığım bir motor. Hadi daha iyi bir motor almak istesen, daha büyük yüksek sesli bir motor almak istesen bu tercihimi hangi motordan yana kullanırım? Beyaz bin arar. Beyaz bir bin ararım olsun isterdim. Bu arada hastayım. Yılın son günlerinde, son 2 haftadır. Efendim? Kanal ismi sormuş. Her neyse, ne anlatıyordum ben? Yılın en son günlerinde neydi onun adı? Hasta oldum. Son 2 haftadır falan hastayım dostlar. O yüzden zaten video çekemiyorum. Yaklaşık ortalama 1 haftadır vesaire video gelmiyordu. Bu arada yol boş, yolu değerlendirmemiz lazım. İkinci gelen sorulardan bir tanesi, ne kadar uzun süre teker yapabiliyorsun veya kaç kilometre hızda teker yapabiliyorsun? Ben genelde 07'yi aldım alalı, 07'de gazla tekeri alıyorum. O da gazla ikinci viteste oluyor. İkinci viteste maksimum 60-70 civarı alıyorsunuz. 100-110-120'ye kadar da gittiğiniz oluyor. Şimdi ne kadar gittiğimi sormuşsunuz. Tabii bu almadan almaya değişiyor. Ama şöyle bir şey, şurada çektiğimde ortalama şu ilk direğe kadar falan geldiğim oluyor. Daha fazla gittim mi? Daha fazla gidemedim. Çünkü ben sürekli teker yapan birisi değilim. Arada sırada öyle canım sıkıldığında asılan birisiyim. Hadi bakalım. Yılın bomba gazlamasını da yapalım. Yılın son günü, Allah verene bir şey olmasa. en fazla kaç kilometre hızı gördün diye soranlar vardı. En fazla 299'u R1'de çevirmiştik. Onu biliyorsunuz zaten. Onun harici başka sorulan sorular, aklıma gelenleri şey yapacağım. Kaç yaşındasın diye soran arkadaşlar var. Ben 20 yaşındayım. 2002 doğumluyum. Nisan'ın 8'inde doğdum.
8 Nisan doğumluyum dostlar. Onun harici başka gelen sorulardan bir tanesi, aklıma geldikçe söylüyorum, telefona bakamıyorum. Telefon cebimde duruyor. Yani eldivenle vesaire kullanmak zor oluyor telefonu. Kaç yaşında ilk motorunu aldın diye bazen sorular geliyor. Bunu çok karşılaşmadım ama bu soruyu da okumuştum Instagram'dan sorduğunuz sorularda. Ben ilk motorumu 18-19 yaşında vesaire aldım. Hangi motoru aldın diye soran arkadaşlar varsa 125'lik Mondial Drift'im vardı. Zaten bunu da biliyorsunuz. Daha öncesinde de babamın üzerine olan bir motor vardı. 50cc'yi zaten biliyorsunuz. O bende yıllardır var. Kaç yaşımdan beri motor sürüyorum kısmına gelirsek, bizim köyde sürekli motorun üzerine binmek zorundasın küçük yaşta. Yani ortalama 8 yaşından beri falan filan motosiklet sürüyorum. Şurada bir sabah sabah teker alır mıyız? Hava çok soğuk, lastikler çok soğuk. Lastikler çok soğuk. Tutmuyor. İkinci de birazcık asıldık ama. Yani işte bazen de böyle lastik sorunsalı oluyor. Yol güzel, yol boş ama gazla bakın 50'ye kadar, 55'e kadar vesaire düşüyorsunuz. Bazen de çok geliyor. EDS'ler vesaire açılmış Antalya yolu üzerindeki. Bu arada nerede oturuyorsun diye de sorular geliyor. Onda da cevabımız olsun. Antalya'da oturuyorum. Antalya'da videoyu başlattığım yerlerde bir yerde oturuyorum. Tam konum vermeyeyim. Zaten bazı arkadaşlar apartmanın altına gelip motoru, fotoğrafını vesaire attıkları oluyor şeyden. Instagram üzerinden atıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Şimdi bu arada gelecek seneki planlardan bir bahsedeyim kısaca ben size. Şu anda GoPro Hero 5 kullanıyorum. Ocak ayının sonlarına doğru vesaire bu şeyi değiştirmek istiyorum. Yani bir GoPro 10 vesaire almayı planlıyorum dostlar. Yani görüntü kalitesi en azından biraz daha iyi bir kaliteli, biraz daha kaliteli bir görüntüye ulaşırız. Yani bunları hepsini halledeceğiz. Motosiklete daha aldım alalı doğru düzgün gidon aynasından başka hiçbir şey yapmadım. Ha, motosikleti kaç paraya aldım, ne kadar masraf ettiğin gibi sorular da var. Motosikleti ben MT-25'in üstüne bir miktar para vererek aldım. Onun harici üstüne de zaten masraf etmedim, sadece gelir gelmez yağ bakımlarını vesaire yaptırdım. Yağ bakımlarını da zaten ortalama 2000 lira 1000 lira vesaire tutuyor maksimum da. En kaliteli yağı koysanız 600-700-800 lira arası değişiyor. Yağ bakımı, hava filtresi, yağ, motor yağı, onları, hidrolik sıvıları vesaire ortalama 1000 lira falan tutuyor. Onun harici başka ne sorular geliyor diye şöyle düşünüyorum sabah sabah. Kaç kilometrede diye bir kişi sormuş. Onu bir kez gördüm. Onu da kaç kilometrede? 50 küsur binlerde sürekli tabii değişiyor. Değişiklik gösteriyor. Şurada bir teker asılalım. Bazen biraz daha gidebiliyor devirleri. Ha, bu arada fites atamıyorum, fren kullanıyorum ama fites atamıyorum şeyde, tekerdeyken. Fites atmayı da öğrendikten sonra bayağı bir gideceğiz. Bu da
olacak zamanla. Bu arada yolu birazcık uzattım. Normalde şeyden gidebiliyordum. Alt geçitten gidebiliyordum. Bunlar şimdi ortadan gidecek. Final senfonisi. Bak o oradan sağdan geçecek. Kayı açacak. Cam aşırı buğu yapıyor. Evet. Yola çıktık. Dostlar bu yılın son videosu böyle kısa bir video oldu. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok cici bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.